Müennes için işaret ismi ve iki soru edatı. Biz erkek için bir önceki çalışmada haza diyorduk. Bu sefer haza yok. Hazihi. Her ne kadar burada yani uzatma elifi yoksa da biz bunu uzatma elifiyle okuyoruz. Çünkü bu bilinen bir kelimedir artık. Hazihi bintun. Hazihi denmez. Hazihi suretun. Bakın yani dil bilgisi açısından dişi olarak kabul ediliyor. Resim yani suret. Nitekim sonunda dişilik alameti tay-i merbutası var. Dişilik alameti tay-i merbuta var. Demek ki dişi olduğu zaman bir eşya onun tay-i merbutası sonda olur. İşte kız çocuğu tay-i merbuta olmasa da bu cins olarak zaten dişi olduğu için bunda bu aranmaz. Kız dişi olarak zaten hakkı olarak dişidir. Buna hazi deriz. Ama okul mesela medresetün. Yine sonunda tay-i merbutasından anlıyoruz ki bu dişidir. Dil bilgisi açısından dişi yoksa bunun erkeği var anlamına gelmez. İşte Arapçada böyle kelimeler ikiye ayrılmış. Eril ve dişil. Evet, hazihi medresetun. Hazihi diye dememizin sebebi sonunda tay-i merbutası var. Dişi bir kelime olduğu içindir. Öyle olmasaydı biz haza diyecektik. Hazihi seburetun. Bu tahtadır. Hazihi min dadatun diye gidiyor. Hazihi müennes yani gramer bakımından bakın dil bilgisi bakımından dişi sayılan işaret ismidir. Soru edatıdır. Hel de yine soru edatıdır. Mumi manası. Şimdi bu e ve heli tatbik edeceğiz. Men insan olduğu için men. Men hazihi bu kimdir? Kız olduğu için hazihi dedik. Erkek olsaydı men haza. Hazihi bintun bu kızdır. Ma yine eşya olduğu için ma ile soruyoruz. Hazihi suret müennes olduğu için hazihi diye. Hazihi suretun. Ma hazihi, hazihi nafizetun. Ma hazihi, hazihi medresetun. Zaten manaları vermiş altta. Ma hazihi, hazihi seburetun. Ma hazihi, hazihi zehretun diye gidiyor. Aynen sayfa 60'ta da etkinlik bu şekilde devam ediyor. Ehazihi bintun bu kız mıdır? Naam hazihi bintun. Hel hazihi suretun. Naam hazihi suretun. Yazı işte yazıyla ilgili tam beceri kazanmak istiyorsanız hemen üstüne altına yazısını da yazabilirsiniz aynısını. Hazihi nafizetun. Naam hazihi nafizetun. Burada gaye hazihi sezdirmek, hazinin öğrenilmesi. Hazihi medresetun. Bu medrese mi naam hazihi medresetun şeklinde gidiyor. Olumsuz yapma yeni bir konu. Nefi nasıl olumsuz yapacağız? La ile mesela diyoruz ya hayır. Ehazi suretun bu suret midir, resim midir? La hazihi seburet. Hel hazihi suretun la hazihi nafizetun penceredir. Bu şekilde olumsuzu da la ile yaptığımızı burada görüyoruz. Sayfa 62'de alıştırma var. Hazi suretun. Yani artık sizin bulunan isimleri bilmeniz lazım. Suretun, zehretun, nafizetun, mindadetun, medresetun, saburetun, bintun, şeceretun. Yeni bir kelime. Şeceretun. Hazihi şeceretun demeniz lazım. Yine sorulara cevap vermekle ilgili bir çalışma. Bu kelimeleri bilmeniz lazım. Mindadetun, medresetun, bintun gibi. Men hazihi, hazihi bintun. Ma hazihi, hazihi medresetun. Ma hazihi, hazihi mindadetun diye yazmanız lazım. Bunları yine sözlüklerden bulabilirsiniz. Tabii önceki sefalarda geçtiği için sözlüğe gerek yok. Yani demek istedim bazen bilmediğiniz bir kelime çıktığında sözlüğe bakacaksınız. Sayfa 64'e geldik. Aynen etkinliğimiz devam ediyor. Boş yerleri doldurmakla ilgilidir. İşte ehazihi bintun. Evet. Naam hazihi bintun. Hel hazihi bintun. Naam hazihi bintun. Aynı. Biri e biri he ile sorudur. Çok basit bir etkinlik. Bu kadar basit olması sebebi nedir? Burada gaye bunu çözmek değil. Gaye seslendirmektir. Konuşmaya alışmaktır. Alıştırmaktır. O açıdan değerlidir. Lütfen üşenmeden şöyle baştan sona kadar hepsini sesli okuyun. Çok faydasını göreceksiniz. Ehazihi zehretun. Naam hazihi. Buraya hazihi gelecek. Zehretun. Hel hazihi zehretun. Naam hazihi zehretun. Gaye hazihi işaretini burada tatbik etmek. Yine sorulara cevap vermek isteniyor. Sayfa 65'teyiz.
Ehazihi bintun. Cevabı evettir. Naam hazihi bintun diye devam etmeniz lazım. Yazmanız lazım. Ehel. Helle de soru sorulabilir. Mumi. Ehazihi sebure. Bu tahta mı? Naam. Medrese mi? İşte pencere mi? Doğrudur. Bint doğru. Nafiz. Hepsi doğru. Hepsine naam diye cevap vermeniz lazım. Sayfa 66'da aynı etkinlik devam ediyor. Mindadetun demiş. Naam diyeceğiz. Ehazihi zeheretun. Naam diyeceğiz. Seburetun. Naam. Hepsi naamdır. Hiç la hadikatun bahçe midir? Evet bu da bahçedir görüyoruz. Hepsi naamla cevap vereceksiniz. Yazacaksınız yine yan tarafa. Sayfa 67'deyiz. Yine ehazi bintun. Bu sefer la. Çünkü bu kız değil. Hazihi nafizetun. Hel hazihi nafizetun la. Hazihi bintun. Bu etkinliği de size bırakıyorum. Sizin burada zihin çalışılmasıyla yapmanız lazım. Tam anlamıyla kendi kendine Arapçayı öğrenme kitabıdır. Çok çok başarılı bulduğum bir kitap. 68. sayfadayız. Yine hel hazi nafizetun, evet, la hazi medresetun diyeceksiniz. Bu şekilde bu etkinlik bitecek. Yakın için işaret isimleri ve uzak için olanlar ileride gelecek uzak için. Demek ki şimdiye kadar biz hazayı gördük, hazihi gördük. Peki iki kişi olunca ne diyeceğiz? Çoğul olunca nasıl işaret edeceğiz? Onları da yeni öğreniyoruz. Hazani, hatani. Müennes için hatani, müzekker için hazani. Çoğul için ikisi de aynıdır. Haulai. Bunlar hepsi yakın. Bu, bu ikisi, bunlar. Bu, bu ikisi, bunlar. Bunlar dişi için olanlar. Şöyle çize gelen cümleler yaparak bu dersi de bitirelim. Bakın. Ehazihi nafizetun, ehazihi bintun, ehazihi medresetun, ehazihi seburetun, naam hazihi mindaretun, naam hazihi. Bu şekilde yani konuşmaya alıştırmanız için kendinizi bunu okursunuz. Bunu size bırakıyorum. Tamam mı? Bir konuşma soru cevap etkinliğidir. Önce şu soruyu sonra cevabı vererek kendinizi konuşmaya alıştırırsınız. Artık bundan sonraki çalışmalarda sık sık göreceğiz. Yeni kelimeler adı altında ünite sonlarında bize yeni kelimeler bildirilecek. Zaharatun, vardatun bu yeni bir kelimedir. Varakatun yukarıda geçiyor bu kelimeler. Bakın varda. Mimhat silgidir. Mistara cetveldir. Bir sonraki videomuzda sayfa 70'ten devam edeceğiz. Yer zarfları ala gibi yer zarflarını inceleyeceğiz.